İyi günler. Medyaskop'ta yayınlanan Para Politik programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Malum artık Ramazan bayramını ya da bizim çocukluğumuzda söylediğimiz adıyla Şeker Bayramı'nı kutluyoruz. Öncelikle bayramınızı kutlarım. Umarım ailenizle, sevdiklerinizle birlikte iyi bir bayram geçirme imkanınız olur. Bayramınızı tekrar kutlamış olayım. Tabii bayramda olmamıza rağmen birkaç gün piyasalarda kapalı. Dün Perşembe günü öğleden sonra başlayıp pazartesine kadar piyasalar kapalı. Ama pazartesi günü işler kaldığı yerden devam edecek. Bayramdan önce mevcut olan sorunlarımızın tamamı bayram geçtikten sonra da bütün çıplaklığıyla karşımızda duracak ve biz onları konuşmaya devam edeceğiz. Tabii bunların arasında döviz kuru geliyor. Özellikle dolar kuru geliyor. Bunu büyük olasılıkla seçimlere kadar çok sık konuşmaya devam edeceğiz. Fark etmişsinizdir muhtemelen. Dolarda önemli hareketlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Uzun süre dolar kurunu 18 liranın altında tutmaya çalıştılar. Orada başarılı olamadılar. Özür dilerim. 19 liranın altında tutabilir miyiz diye uğraştılar. Orada da başarılı olamadılar. Şimdi dolar kurunun seviyesinin ne olduğunu kesin olarak biz bile söyleyemiyoruz. Yani bunu söylerken ne ifade ettiğimi, ne kastettiğimi ifade etmek isterim. Şimdi Türkiye son zamanlarda çok belirgin bir biçimde ikili kur oluşan bir ekonomiye dönüştü. Buradan neyi kastediyorum? İşte televizyon ekranlarında gördüğünüz bir dolar kuru var. Diğer paralar için de kurlar görüyorsunuz. Euro, altın vesaire gibi için bir kur var. Bu bankalar arası piyasada oluşan kur. İşte bayramdan önce kapanışta 19 lira 40 kuruş seviyesinde bir dolar kuru olduğunu görüyoruz. Fakat piyasadaki tek kur bu değil. Bir de bunun yanında serbest piyasada oluşan ya da daha yaygın olarak adlandırıldığı şekliyle kapalı çarşıda oluşan bir dolar kuru var. Bu kurda 20 lira 40 kuruş seviyesine ulaşmış durumda. Yani ekranda gördüğünüz ya da bankalar arası piyasada oluşan 19-40 seviyesiyle kapalı çarşıda oluşan 20 lira 40 kuruş seviyesini karşılaştırdığımızda yaklaşık 1 liralık bir farktan bahsediyoruz. Oransal olarak baktığımızda %5 civarında bir makasın oluştuğunu, bir açıklığın oluştuğunu görüyoruz. Bu da ikili kurun varlığını bize gösteriyor. Peki bunlardan hangisi gerçeği yansıtıyor? Yani bankalar arası piyasadaki kur normalde olması gereken kur mu yoksa serbest piyasadaki kur mu gerçeğe daha yakın seyrediyor? Elbette kapalı çarşıdaki kurun olduğunu biliyoruz. Çünkü bankalar arası piyasada oluşan kurun artmaması için çok ciddi yaptırımlar uyguladıklarını ya da tedbirler aldıklarını biliyoruz. Birkaç tanesini sıralayalım isterseniz. Bugün neredeyse bankalar üzerinden dövizle işlem yapmak oldukça yüksek maliyetli hale getirilmiştir. Hem bankalar açısından yüksek maliyetli hale getirildi, hem vatandaşlar açısından ya da iş dünyası açısından yüksek maliyetli hale getirildi. Dolayısıyla orada işlem yapmak çok cazip değil, cazip olmaktan çıktı. Bankalar açısından nasıl maliyetli hale getiriliyor? Şimdi örneğin bankaların döviz piyasasına günlük alabilecekleri sınırı 50 milyon dolar olarak uyguladıklarını biliyoruz. Yani şimdi bir serbest piyasada bir bank istediği kadar döviz alabilmeli ya da satabilmeli. Ama alınma sınırı getirirseniz ki günlük işlem miktarında 1 milyar dolarla sınırlı olmasını tüm bankalar açısından Merkez Bankası'nın neredeyse zorladığını biliyoruz. Ve bu dövizi de alırken gün içerisinde sabah 11 ile 12.30 arasında bunu yapmalarını istedikleri, ondan sonra döviz almalarına pek izin vermediklerini biliyoruz. Bankalar açısından bir kısıtlama. Tabii bunun dışında kısıtlamalar da var. Toplam mevduat içerisinde TL mevduatların payının
hangi seviyede olacağı, aksi takdirde zorunlu karşılık oranları ya da döviz tevdiat hesapları için uygulanacak, döviz tevdiat hesapları için bulundurulan zorunlu karşılıklar için ödenmesi gereken komisyonları falan düşündüğümüzde aslında bankalar için döviz üzerine işlem yapmayı oldukça maliyetli hale getiriyorlar. Bireyseller için de yani gerçek kişiler için de epey sıkıntılı. Bugün yüksek oranda dolar almaya kalkarsanız ya da döviz almaya kalkarsanız yüksek tutarda bir soruyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ne yapacaksınız, niye alıyorsunuz filan gibi sorulara muhatap oluyorsunuz. Şirketler kesimi için de döviz almak neredeyse zor. 2,5 milyon dolar almaya kalkarsanız bunun gerekçesini açıklamak durumundasınız. Yani bu alacağınız dövizde bir ithalat ödemesini yapacaksınız, bir döviz kredinizi mi kapatacaksınız vesaire gibi sorulara muhatap oluyorsunuz. Dolayısıyla bankalar arası piyasada oluşan kurun bütün baskılar sonucunda ya da bu baskılar sonucunda oluştuğunu bilmek gerekir. Ama serbest piyasa öyle değil. Yani cebinize paranızı koyuyorsunuz, gidiyorsunuz. Ekrandaki ya da tabeladaki kur neyse ondan alabiliyorsunuz ya da satabiliyorsunuz. Bu sebeple döviz piyasasına ilişkin kur nedir sorusuna yanıt ararken bence bankalar arası piyasa değil, daha çok serbest piyasada oluşan kurlara bakmak lazım. Ama bu seviyeler bile yayınlanan raporlardan ya da bu konudaki yorumlara baktığımızda oldukça düşük bulunuyor. Yani döviz kurunun önümüzdeki dönemde özellikle seçimlerden sonra hızlı bir biçimde hareket edileceğine dair emareler var. Çünkü bu seviyelerin baskılama sonucu oluştuğu görüşü geniş bir biçimde kabul görmüş halde. Peki döviz piyasasında bu kadar önemli gelişmeler olurken iktidar bu konudan neden hiç bahsetmiyor? Yani işte dövizdeki hareketliliğin sebebi ne olabilir, bu nasıl önlenebilir, bu konulara hiç girmiyor. Ama bunun yerine başka bir şeyden çok sık bahsettiğini biliyoruz. O şeyin ne olduğunu söyleyeceğim. Soğan. Yani niye soğan diyorum? Çünkü işte soğan fiyatları epey yükseldi bir ara. 35 liraya kadar çıktı. 30 lira civarında hareket ediyor. Bir miktar geri gelse bile hala oldukça yüksek bir soğan fiyatı var. İktidarın bu yüksek soğan fiyatını iktidarı zora sokacağını düşünen muhalefet de bu konuyu gündem yapıyor. Haklı olarak gündem yapıyor. İşte bakın diyor, soğan fiyatı ne kadar yükseldi. Soğan mutfağımızın temel girdilerinden bir tanesi. Hatta geçmişte yoksulluğun sembolü olan bir ürünün, çünkü işte hiçbir şey bulamazsanız ekmeğinize soğan katık edersiniz sözlerinin yaygın kullanıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Böyle bir ürünün fiyatının çok yükselmiş olmasını muhalefet haklı olarak gündem yapıyor. Şimdi muhalefetin gündeme getirdiği her konuya Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt vermiyor. Yani onların bazıları yokmuş gibi davranıyor. Ama bazılarının üzerine o da gidiyor. Yani o konuda o da görüş beğeniyor. Bunlardan bir tanesi de soğan. Yani muhalefet soğanlı fiyatı ne kadar yükseldi dediğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da soğandan bahsediyor. Diyor ki siz soğandan bahsediyorsunuz ama biz soğanın tepesine yumruk vurup kırıp yemesini bilenleriz. Siz soğan bile yemiyorsunuz anlamına gelen ifadeler de bulunuyor. Yani soğanı aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan da gündemde tutuyor bir biçimde. Çünkü hiç bahsetmeyebilir. Diğer konularda nasıl sessiz kalıyorsa bu konudan da hiç bahsetmeyebilir. Ama bunu gündemde tutuyor olmasının bir sebebinin olması gerekir. Ben de bu sebebin şu olduğunu düşünüyorum. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan da istiyor ki soğan fiyatları konuşulsun. Çünkü biliyor ki 1-2 hafta içerisinde soğan üretimi bollaşacak, yani üretimi başlayacak, yeni mahsul soğan piyasaya girecek. Bununla birlikte fiyatlarda gerileme olacak. O da dönüp diyecek ki bakın siz o kadar konuştunuz ama biz aldığımız tedbirlerle soğan fiyatını düşürdük vesaire gibi açıklamalarda bulunacak. Bunu bildiği için soğanın konuşulmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ben arzu ettiğini düşünüyorum. Ama dikkat edin, dolardan hiç bahsetmiyor ya da ben takip edebildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı'nın ondan bahsettiğine hiç denk gelmedim. Yani
muhalefet o konuda da söz söylüyor. Bakın kurlar yükseliyor, işte neden yükseliyor filan demesine rağmen Cumhurbaşkanı o topu hiç gitmiyor. Neden? Çünkü soğan tarlaya ekip, üretip çoğaltabileceğiniz bir şey ama döviz ya da dolar genel bir ifadeyle söyleyecek olursak, tarlaya ekip çoğaltabileceğiniz ya da banknot matbaasında basarak arzını arttırabileceğiniz bir şey değil. Yani onun arzı müdahalelerle çoğaltabileceğiniz ya da sizin kontrolünüzdeki araçlarda çoğaltabileceğiniz bir şey değil. Dolayısıyla onun tepesine de bir yumruk vurma şansınızın olmadığını bildiğiniz için o topa hiç girmiyorsunuz. Sonra öyle değil. 15 gün sonra fiyatı düştüğünde başarılarından, bunu nasıl başardıklarından bahsedecekler ama doların fiyatını düşürmeleri ya da kurun daha fazla yükselmesini engelleyecek araçlara sahip olmadıkları için o topa hiç girmemeye özen gösteriyor. Peki döviz ya da dolar neden böyle hareketlendi ya da yukarıya doğru artışını devam ettiriyor? Bunun iki sebebi var. Bir, arz tarafına bakmamız lazım. Bir de talep tarafına bakmamız lazım. Yani diğer bütün mallarda olduğu gibi arz ve talebin kesiştiği noktada fiyat oluşacak ise arzın nereden kaynaklandığını ve talebin gerekçelerinin ne olduğu üzerinde durmak gerekir. Şimdi dolar talebi niye var? Yani insanlar niye dolar talep ediyor? Bunun birkaç gerekçesi var. Bunlardan bir tanesi işte örneğin işte dış ticaret açığımız var. Yani dış ticaret açığımız var dediğimiz zaman bunu sadece bir makro gösterge olarak anlamayın. Yani işte ithalatla ihracat arasında yılın ilk 3 ayında 35 milyar dolarlık fark oluşmuşsa bu şu demektir. O fark, oluşan fark 35 milyar dolar bir yerden satın alınarak o ithalat gerçekleştirilmiş. Yani bir yerden o dövize ulaşılmış. Diyebilirsiniz ki işte turizm gelirlerini satanlar var, bir kısmı oradan karşılamış falan ama oradan kaynaklanan bir döviz talebi olduğunu biliyoruz dış ticareti finanse edebilmek için. Dış borcu ödemesi olan, döviz borcu ödemesi olanların döviz talebi var. Oradan kaynaklandığını biliyoruz. İşte bu kısa vadeli borçlara falan baktığımızda oradan kaynaklanan bir döviz ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ama bir de vatandaşın döviz talebi var. Yani vatandaşın Türk lirasının satın alma gücünün hızla erimeye devam ettiğine dair inancı güçlü bir biçimde varlığını koruyor. Gelecek dönemde de Türk lirasının değerinin azalacağını bilen ya da düşünen, gören insanlar tasarruflarını eğer bir miktar paraları var ise bunu döviz ya da altın gibi dövize benzer hareket eden varlıklarda değerlendirmek istiyor. Yani Türk lirasından kaçınmak istiyor. Yani sadece enflasyon da sınırlı değil yani işte. Riskli görüyor, seçimlerden sonra ne olacağını bilmiyor. Doların bu seviyesinin baskılanmış olduğunu biliyor. Bu baskının seçimlerden sonra ortadan kalkmasıyla birlikte doların çok daha hızlı hareket edeceğine dair bir inancı var vesaire. Dolayısıyla vatandaş da eğer parası varsa ya da eline para geçiyorsa bununla gidip döviz alıyor. Yani hem vatandaştan gelen hem iş dünyasından gelen bir döviz talebi olduğunu biliyoruz. Talep böyle varlığını güçlü bir biçimde sürdürürken arz tarafında yani dolar arzında bir artış söz konusu değil. Yani dolar nereden kazanacaksınız? İhracattan elde edebilirsiniz ama dış ticaretin açık verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla orada eksidesiniz. Arz yönlü bir artış, arz yönünden bir artış söz konusu değil. Turizm gelirlerinden olabilir ama oradan elde edeceğiniz gelir de toplam dış ticaret açınızı bile karşılamaya yetmiyor. Yabancı sermaye girişi, bu da dolar arzının bir kaynağı olabilir. O da yok, işte tahvil bono piyasasında ve borsada yabancıların oranının ne seviyelere geldiğini biliyoruz. Son birkaç yıldır düzenli olarak bu ülkeden çıkıyorlar. Doğrudan yatırım olarak gelen yabancı sermaye miktarı da ciddi şekilde azalmış durumda. Oralardan bir döviz girişi söz konusu değil. Başka nereden olabilir? Zaman zaman iktidar çok sıkıştığında işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan vesaire gibi yerlere gidiyor. Belki önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde böyle bir hamlede yine bulunabilir ama oradan getirecekleri 3-5 milyar doların da derde deva olmayacağını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla arzını artıramıyorsunuz ama talebini de ortadan kaldıracak ekonomik
bir program uygulamıyorsunuz. Durum bu olunca doların yükselişine, yükseleceğine ilişkin beklenti de güçlü bir biçimde vatandaş açısından söylüyorum varlığını koruyor. Hal bu olunca dolardaki hareketlilik de öngörüldüğü gibi ya da geçtiğimiz haftalarda da biz buradaki yayınlarımızda konuştuk. O beklentilerimize paralel olarak da yükselişini devam ediyor. Peki seçimlerden sonra ne olur? İşte seçimlerden sonrasına ilişkin dövizin gideceği seviyeyi belirleyen temel unsur sandıktan kimin çıkacağı. Daha önce de biraz bunu konuşmuştuk. Sandıktan mevcut iktidarın çıkması halinde dövizdeki hareketin hızlanacağı görüşü oldukça yaygın. Çünkü bu baskılamanın sonucunda oluşan seviyeler sürdürülebilir bir seviye değil. Bu baskılama da sonsuza kadar sürdürülebilir bir baskılama değil. Orada bu baskılamanın, kurlar üzerindeki baskılamanın gevşetileceğine ilişkin beklenti var. Mevcut ekonomi politikalarında da değişikliğe gitmeyeceklerine göre dolar diğer makro göstergelerle uyumlu hale gelebilmek için yönünü yukarı doğru çevirecek. Yabancı sermaye girişi olmayacak, dış ticaret açığı yüksek olacak vesaire. Bu sebeple kur artacak. Eğer bu mevcut iktidar yeniden göreve gelir ise. Ama bir iktidar değişimi söz konusu olursa bunun ilk etkisini biz beklentiler üzerinde göreceğiz. Mevcut politikalardan farklı politikalar uygulayacağını söylüyor muhalefet. Bunun beklentiler üzerinde etkisi, yurt dışına sermaye girişine yol açması filan gibi sebeplerle kur artışı yaşansa bile AKP'nin sandıktan çıkması durumunda yaşanacak kur artışı kadar bir artış söz konusu olmayacak. Yani işte orada konuşulan rakamlara baktığımız zaman mevcut iktidarın devam etmesi durumunda doların yıl sonunda gideceği seviyeler ile ya da seçimlerden sonra gideceği seviyeler ile bir iktidar değişimi olması durumunda doların gideceği yer ya da seviyeler arasında ciddi farkların oluştuğunu izliyoruz, görüyoruz. Bu sebeple seçimin kurlar üzerinde de belirgin bir etkisi olacaktır. Hep beraber izleyip göreceğiz sandıktan kim çıkacak. O çıkan tarafa bağlı olarak da kurlar nasıl hareket edecek. Ama tekrar ifade etmek isterim. Dövizdeki hareketlilik seçime kadar çok belirgin bir biçimde devam edecek. Bilginiz olsun. Tekrar bayramınızı kutluyorum ve umarım iyi bir bayram geçirirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.